Sevgili dostlarım merhaba yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Çok yakın bir zaman içerisinde dolarda ciddi bir ata hepimiz tanık olacağız. Çünkü sevgili dostlarım işin rengi iyiden iyiye değişmeye başlıyor. Önümüzdeki günlerde eğer ki Türk lirası daha da değer kazanırsa, dolar Türkiye'de daha da değer kaybederse Türkiye'nin o çok övündüğü cari açıkla ilgili problem bir kez daha önüne gelecek. İhracatçının beli kırılacak ve Türkiye ihracat yapamadığı için ithalatın da önünü açtığı için bir kez daha cari açıkla boğuşmak zorunda kalacak sevgili dostlar. Çok net bir örnek vereceğim sizlere geçtiğimiz günlerde cari fazla açıklandı biliyorsunuz. Yıllık bazda bakıldığı zaman 538 milyon dolarlık bir fazlamız var. Bunu bir tarafa koyalım. Ama aylık bazda baktığımızda Haziran ayında 548 milyon dolarlık açık var. Yıllık bazda 538 milyon dolarlık bir fazla, aylık bazda Haziran ayında 548 milyon dolarlık bir açık. Yani cari açık tekrar Türkiye gündemine geliyor. Türkiye'nin zaten çok ciddi problemleri var ve bu problemlerin yanına bir de cari açığı koyduğu zaman bir yıldır yaptığı boşa gidecek. Bu nedenle Türk lirasının bir an önce değersiz hale gelmesi gerekiyor. Bunu hükümet de görüyor sevgili dostlarım ve hükümet bundan sonraki süreçte muhtemelen gaza basmak zorunda kalacak dolarla ilgili olarak. Diğer taraftan önemli bir ayrıntıyı da sizlerle paylaşayım yurt dışından bir para akışı oldu. Neden? Çünkü Türkiye'nin faiz ortamı gerçekten avantajlıydı. %24'ler seviyesinde mevduat faizlerine yabancılar getirip paralarını yatırdılar. Ve şimdi Merkez Bankası'nın faiz oranlarını hızlı bir şekilde aşağı indirmesi ve bu faiz indirimlerini devam ettireceğinin sinyalini vermesiyle birlikte artık bu faiz ortamı yabancılar için çok da fazla avantajlı olmamaya başladı. Sevgili dostlarım şunu söyleyebilirsiniz ya Avrupa'da eksi faizler konuşuluyor. Amerika'da %2-2,5 civarında bir faiz ortamı var. Dünyanın pek çok yerinde faiz indirimleri gerçekleştiği için Türkiye hala faiz ortamı açısından bakıldığı zaman avantajlı. %14 civarında stopajsız bir faiz var. Diğer taraftan faizi indirse bile yine %11, %12 civarında bir stopajsız faiz ortamı olacak. İnsanlar neden bu faiz ortamına girmesin? Yabancılar bu fırsatı neden kaçırsın diye düşünüyor olabilirsiniz sevgili dostlarım. Bakın buradaki ayrıntı şu. Önemli olan yabancılar için hangi ortamda daha çok para kazandıkları. Evet bakın hangi yatırım enstrümanında daha çok para kazanacaklarına bakacaklar. Ve burada yıllık bazda faizden %12 getiri elde ediyorlarsa, doların yükselişindense bir anda %25-30 civarında getiri elde edebileceklerse muhtemelen dolar enstrümanını tercih edeceklerdir. Çok yakın zaman içerisinde Türkiye'ye gelen yabancıların parası Türk lirası mevduatlarından yavaş yavaş çözülmeye başlayacak. Bu çözülme esnasında yabancılar tekrar mevduat faizine mi dönecekler yoksa doları mı tercih edecekler? Bakın dip seviyelerde bir dolardan bahsediyoruz. 5.40'lara kadar gevşemiş, bugün 5.55'lere kadar tekrar yükselmiş olan dolar kurundan bahsediyorum sizlere. Ve bu dolar kuru alım için müthiş bir fırsat veriyor yabancılara. Ve bu çevirdikleri parayı 1-2 ay içerisinde tekrar 6.10, 6.20, 6.30 seviyelerine yükseltseler bile bankalardan yani mevduattan kazanacakları paranın çok daha fazlasını kazanmış olacaklar. Çünkü mevduatta bir yıl beklerken dolarda bu kazancı 1-2 ay içerisinde elde edecekler. Peki bizim 10-12 bandındaki beklentimiz çürüdü mü? Yani 1-2 ay içerisinde biz artık 6 20 25'ler seviyesinin bekliyoruz yoksa 10 12 bandını mı bekliyoruz. Koşullar o kadar uygun ki sevgili dostlarım doların yükselmesi için ve Türk lirasının değer kaybetmesi o kadar önemli ki bu süreçte hem Türkiye ekonomisi için bakıldığı zaman hem de yabancılar için bakıldığı zaman 6 6.5 seviyesiyle sınırlı bir dolar görmeyeceğiz. Çok daha karlı bir ortam varken az karla yetinmeyecektir yabancılar. Muhtemelen çok hızlı bir şekilde dolar alımına başlayacaklar ve her bahaneyi doların yükselmesi için kullanacaklar. Aynı bugüne kadar doların düşmesi için kullandıkları gibi. Dünyada bir yığın gelişme oldu. Doların yükselmesi için bir yığın neden vardı ama bu nedenlerin hiçbiri görülmedi. Görmezden gelindi. Sürekli olarak dolar aşağıya çekilmeye devam edildi. Fed yeterince faiz indirmedi. Fed faiz indireceğim sinyalini vermedi. Fed bundan sonra bir parasal genişleme döngüsüne girmeyeceğim dedi. Buna rağmen Türkiye'de dolar düşmeye devam etti. Oysa yükselmesi gerekiyordu. Merkez Bankası 425 bas puan gibi çok sert bir faiz indirimi yaptı. Buna rağmen döviz yukarıya çıkmadı. Gevşemeye devam etti. Sevgili dostlarım Amerika ile Türkiye arasında çok ciddi bir S-400 gerilimi yaşandı. Buna rağmen dolar yukarıya gitmedi. Gevşemeye devam etti. Doğu Akdeniz'le ilgili ciddi problemler yaşıyoruz. Avrupa Birliği bize Avrupa Yatırım Bankası üzerinden önemli bir yaptırım uyguladı ve Türkiye'ye para vermeyeceğim dedi. Buna rağmen dolar yukarı gitmedi, gevşemeye devam etti. Demek ki sevgili dostlarım bütün olumsuz haberler görmezden gelindi. Bu arada Türkiye'nin kredi notu düşürüldü. Türkiye'nin CDS'leri tavan yaptı. Buna rağmen Türkiye'de dolar yükselmedi. Düşmeye, gevşemeye devam etti. Dünyada dolar endeksi yukarıya giderken tüm gelişmekte olan ülkelerin para birimleri dolar karşısında değer kaybederken Türkiye'de dolar karşısında Türk lirası değer kazanmaya devam etti. Bunun tek bir açılımı var sevgili dostlarım. Bakın çok net bir şekilde söylüyorum sizlere. Çünkü Türkiye'ye gelen yabancılar Türkiye'deki doların şimdilik değer kazanmasını istemediler. Türk lirasının değer kaybetmesini istemediler. Tırnak içinde söylüyorum şimdilik. Ama önümüzdeki günlerde bu karlı döviz pozisyonunu elden kaçırmak istemeyecekler ve her bahaneyi Türk lirasının değer kaybı yönünde kullanacaklar. Size çok basit bir hesap yapayım. 5.50 civarından topladıkları doları 8 seviyesine getirdikleri zaman bir anda %30'un üzerinde kar elde etmiş oluyorlar. Hele ki 10 lira 11 lira seviyesine getirdikleri zaman %100 kar elde etmiş oluyorlar topladıkları dolarla. Sizi düşündükleri için değil, Türkiye'deki döviz tevdiat hesaplarını düşündükleri için değil, Türkiye'yi düşündükleri için değil bakın. Bu işten ne kadar kar elde edebileceklerine bakıyorlar. 11-12 seviyesine geldiğinde tekrar Türk lirasına döndüklerinde paralarını neredeyse ikiye katlamış olacaklar sevgili dostlar. Ve ikiye katladıkları paralarıyla tekrar faiz ortamına girebilirler. Şimdi soruyorum size 100 bin liralarını 200 bin lira yapıp tekrar faize dönmek mi onlar için avantajlı yoksa 100 bin liralarını 100 bin lira olarak faize yatırmaları mı onlar için avantajlı. İşte matematik bu sevgili dostlarım. Çok basit bir matematikten bahsediyorum sizlere. Türk lirasını değersizleştirerek hızlı bir değer kaybına uğratarak yani doları yukarıya vurdurarak bugün 5.5 lira olan doları 10 12 lira seviyesine çekerek istedikleri gibi at koşturabilirler. Bu seviyelerden tekrar doları bozdurarak TL mevduatına dönebilirler üstelik yüksek faizle. Bakın Merkez Bankası bugün faiz indirimlerine gidiyor. 19.75 seviyesinde olan faizi muhtemelen 16.5 seviyelerine çekecek. Oysa yabancılar bu faize girmek yerine dolar üzerinde bir operasyon yaparlarsa, Türk lirasını değersizleştirirlerse tekrar faizi yukarıya çekebilecekler. Merkez Bankası üzerinde tekrar faiz baskısı yaratabilecekler. Dolardan elde ettikleri parayı yani birden ikiye katladıkları parayı faiz ortamına koydukları zaman çifte kazanç elde etmiş olacaklar. Kimsenin Türkiye'yi düşündüğü falan yok sevgili dostlarım. Peki Türkiye bunu bir avantaj olarak kullanabilir mi? Elbette kullanabilir. Bakın 10-12 seviyesine gelmiş bir dolar kuru ihracatçının yurt dışında çok daha rekabetçi olmasını beraberinde getirebilir. Türkiye ihracat hata yapabilir. Cari fazlasını tekrar sağlayabilir. Cari açığını yine kapatabilir. Evet, Türk lirasının değersizleşmesi ile birlikte bir enflasyonist ortam oluşacaktır. Ancak devletin burada müdahale ederek Türk insanının gelir düzeyini yukarıya çekmesiyle birlikte piyasayı hareketlendirme imkanı da eline geçecektir. Yine önemli bir ayrıntı, bakın döviz devlet hesaplarında 186 milyar dolar bulunuyor. 186 milyarın tamamının bozulmasını beklemek aptallık olacaktır. Ancak en azından 30-40 milyar dolarlık bir çözülme olacaktır. Bu 30-40 milyarlık çözülmenin piyasaya girmesiyle birlikte de piyasa tekrar hareketlenecektir. Yine 10-12 seviyesindeki dolar kuruyla birlikte sevgili dostlarım devletin hep gündemde tuttuğu konut sektörü en azından canlanacaktır. Yabancılar konut sektörüne de girmeye başlayacaktır. Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte yabancılar Türkiye'de çok ucuza konut alma şansını elde edecekler. Bu sayede konut piyasasının tekrar hareketlenmesi mümkün hale gelecek. Tüm bu koşullarda Türk lirasının değer kaybetmesi kaçınılmaz. Yani doların yükselmesi kaçınılmaz bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde yani yıl sonuna kadar söylediğimiz hedeflere yani 10-12 bandına Doların gitme ihtimali çok ama çok yüksek bir noktaya geliyor. Fed kim ne derse desin faiz indirmeyecek. Faiz döngüsüne girmek istemiyor. Şu anda önünü görmek istiyor. Bu nedenle parasal genişlemeye muhtemelen Fed'in gitmediğini göreceğiz sevgili dostlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek. Ne zamana kadar? Türk lirasındaki o değer kaybını görene kadar. Enflasyonist baskı ile birlikte ister istemez tekrar faizi yukarıya çekmek zorunda kalacak. Ama piyasanın canlanması, konut sektörünün canlanması, Türkiye ekonomisinin tekrar hareketlenmesi ve ihracatçının elinin güçlenmesi yani yurt dışı pazarlarda rekabet gücünün artması için doların yukarıya seyretmesi olmazsa olmaz bir durum sevgili dostlarım. Kim ne derse desin. Ve yine yabancıların karına kar katabilmesi için yani Türk lirasından mevduattan çıkarttıkları paralarını bir iki ayda ikiye katlamaları için de yine doların yukarıya hızlı bir şekilde hareket etmesi büyük bir fırsat. Bakın göreceksiniz önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda çok hızlı bir kur atağı yaşayacağız. Bu kaçınılmaz olacak sevgili dostlarım. Türkiye dolar üzerinde baskı yapmaya çalışırsa ne olur? Bir, Merkez Bankası rezervlerini çökertir. İkincisi sanayi üretim ve tarıma veda etmek zorunda kalır. Üç, ihraç açısını çok zor durumda bırakır. Bütün bunların yanı sıra yabancıların baskısıyla mücadele edemediği için hem Türkiye'deki ekonomisini çökertir hem de yine ne olursa olsun kur baskısıyla karşı karşıya kalır. Sevgili dostlarım, yabancılar istediği için her ne olursa olsun büyük ihtimalle diyorum sizlere önümüzdeki 1-2 ay içerisinde dolar kurunda çok net bir yükseliş göreceğiz. Bu net yükselişi bir fırsat olarak değerlendirip değerlendirmemek tamamen Türkiye'nin inisiyatifinde. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olana kadar şimdilik hoşça kalın. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Eğer ki videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve tabii ki kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. Görüşene kadar hoşça kalın. Mutlu kalın sevgili dostlar.